Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi Ömer Nasuhi Nasuhi Bilmen Büyük İslam ilmi halinden sayfa 304'ten oruç tutmamayı mubah kılan özürler. Yani ne zaman oruç tutamazsın tutmama, tut, tutmayabilirsin. Ee, bir. Bir. Yani on sebepten otu, ötürü oruç tutmamak veya tutulmuş bir orucu boz, bozmak mübahtır. Birincisi hastalık. İkincisi şey birincisi yolculuk, ikincisi hastalık. Üçüncüsü düşmanla cihat, dördüncüsü zorla zorla zorlanarak. Beşincisi şiddetli açlık ve susuzluk. Altıncısı gebelip gebelik veya süt annelik yapmak. Yedincisi hayız ve nifas görmek. Dokuz ziyafet. Dokuz talak boşanmaya yemin etmek. Tek tek okuyacağım onu. Şimdi bir yolculuk. Ramazan'da en az 3 günlük 18 saatlik bir yere gidecek olan kimse geceden oruca niyet etmeyebilir. Bundan dolayı o gün yola çıkınca oruçlu bulunmamış olur. Fakat bir kimse oruç tuttuktan sonra gündüzün yolculuğa çıksa bu yolculuk o ilk gün için bir özür sayılmaz. Orucuna devam etmesi gerekir. Ancak o gün yola çıkar da ondan sonra orucunu açarsa kendisini kefaret etmez yine sadece kaza gerekir. Yolculuk böyle. İkincisi hastalık. Bir hasta can canının helak olacağından veya aklının gitmesinden veya hastalığının artmasından veya hastalığının uzamasından korkacak olursa oruç tutmayabilir ve tutmuş olduğu orucu bozabilir. Tam tutuyordu. Bir de ameliyatıydı. Tans e, şeydi e, şeker şeker tutuyordu. Çok kötü oldu. Kendisi vicdan bilir. Tutmuş olduğu olucu bozabilir. Sonradan iyileşince tutamadığı günleri kazaydır. eder. İlerlemesinden korkulan göz ağrısı da böyledir. Çünkü bu da bir hastalıktır. Bununla beraber yalnızca bir kuruntuyla vesvese yapsa o bir kuruntuyla bağlı korku yeterli değildir. Ya hastanın tecrübesinden peki herkes bilir tecrübesi var veya görülen belirtilerden dolayı kendisince kuvvetli bir zan bulunmalıdır. Yahut uzman olan Müslüman bir doktor tarafından haber vermesi. Mesela, mesela kim azık terbi ediyor Zan Hazretleri de kendi soruç tutan namaz kılan yani Müslüman bir doktor dese ki tutmayacaksın hastalığından dolayı tutmaz e, tutar da ölürse e, iyi değil yani. Çünkü sana hekim azık tutma demişti. Oruç tuttuğu takdirde böyle hasta olacağı delilden doğan kuvvetli bir zanla veya yetkili Müslüman bir doktorun haberine dayanan sağlam bir kimse de hasta hükmündedir. Atlıyorum. Düşmanla cihat. İlk üç buydu. E malum o savaşma, dört okuyayım zorlama ile olsa hayata tesir edecek veya bir uzun organını telef olmasından sebebet verecek şekilde bir zorlamadan dolayı orucu açılabilir. Bu caizdir. Adam silaha dayadı. Öldürüyorum lan seni dese veya bir organını kesecek dese orucu açabilirsin. Bununla beraber yolcu veya hasta bulunmayan bir kimse böyle bir zorlama, zorlanmaya rağmen Ramazan orucunu bozmaz da zülmen öldürülse ne olur? Günahkar olmaz, daha büyük sevap kazanır. Yani 5. madde şiddetli açlık, susuzluk. Oruçlu bir kimse açlıktan veya susuzluktan dolayı helak olmasından veya aklının noksan noksanlık gelmesinden tecrübesiyle yani geçmişte böyle bir şey olmuş belirtiye ve Müslüman bir doktor haberine dayanarak korkarsa orucunu sonra kaza etmek şartıyla bozabilir. Mesela şiddetli açlık ve susuzluk, hekim azık Müslüman doktor yapma bunu boz hemen olmadı çok çıktı dese veya kişi kendi tecrübesine dayanarak vicdanına dayanarak iken oruçluyken bozsa kefaret gerekmez güne gün tutar. Gebelik ve süt annelik yapıyorsa, Ramazanda gebe bulunan veya ya kendisinin veya başkasının çocuğuna süt veren bir kadın, kendisine ve çocuğuna bir zarar gelmesine korkuyorsa orucunu bozabilir. Sonra kaza eder. Ya tutmuştum yani gündüz geldim ama bak çocuk emziriyorum. Hakikaten çocuğa da zarar geliyor, bana da geliyor diye gündüz ortası açar, yemeğini yer, güne gün tutar. Veya gündüz ortası kadın hayız ve nifas hali olsa bir kadın Ramazan Ramazan'da gündüzün adet görmeye başlasa öğleyin ikindi adet başladı veya çocuk doğursa buna nifas deniliyor. Orucu bozulmuş olur. Artık adet günlerinde ve lohusalık müddetini oruç tutamaz caiz değildir. Fakat ama milletin ortasında da yememesi lazım. Kadın orucunu yani yediği orucu tutamadığını gizlemesi lazım edeptir. Hatta bir kadın kocasına ismiyle anılma an, çağırması da pek doğru değildir. Hacı der, beyefendi der. Ondan sonra e, yani bir la, şey denir. Ama herif dememesi lazım. Hey herif! Ondan sonra herif alçak demektir. E, dememesi lazım. Yani edep eskide büyüklerimiz hep böyleydi. Böyle de yazıyormuş zaten. Mesela bir kadın özürlüdür. Ama herkesin yanında da yememesi lazım. Hem de hem saygısızdır hem de ayıp yani. Fakat bir kadın adet günü sanarak orucunu bozduğu halde o gün adet görmemiş olsa kendisine kefaret de, geri, kefaret de gerekir. Tercih edilen görüşü budur. Yani sanmakla oruç bozulmaz. Ramazan'da adet gören bir kadın geceleyin adet kesilip te temizlenecek Temizlenecek olsa bakılır. Yani kadın adeti durdu. Gece yıkandı, temizlendi. Eğer adet günleri tam 10 gün ise biliyorsunuz en az gün adet günü 3 gündür. En fazla hanefide 10 gündür. Şafilerde 15 gün. Eğer adet günleri tam 10 gün ise ertesi gün Ramazan orucuna başlar. Fakat 10 gün Bak 10 on gün 10. On, gün oldu. Kadın gece temizlendi. Tamam benim günüm bitti. 10 gün oldu. Ramazan orucuna ertesi gün sabah başladı. Fakat o fakat 10 günden az ise adete kesildikten sonra imsak vaktine kadar yıkanmasına yetecek kadar fazla bir zaman kalmışsa yine orucu başlar. Bu kadar bir vakit bulunmaz bulunmaz ise yıkanması e, bu kadar bir vakit bulunmaz ise yıkan, yıkanması arkasından hemen imsak zamanı olursa o gün oruca başlamaz. Mesela gece şey bitti ama o özürü yıkanacak zamanı kalmadı artık. Yani e, niyet yapamaz. Çünkü niyet imsaha kadardır. E, o zaman yani aha, niyet edememiş. Tam, tam temizlik anı olmamışsa şeye kadar, imsa kadar artık başlamaz. Çünkü böyle 10 günden sonra adet görenler de hakkında yıkanma müddeti de adet vaktinde sayılır. Evet, herhalde bu zaten tecrübeleri var. Anlaşılmıştır herhalde. 10. gün bitti. Ama o gün bitmek üzere ama gece imsa kadar devam etti. Öyle bir oldu ki imsa niyet edemedi. Çünkü imsa kadar nilet şarttır Ramazan'da. Nafile oruçlarda ise e, niyet öleyin, öleyin ezanına kadar mümkündür. Şimdi orucu tutmamaya mübah kılan şeylerden sekizincisi de ziyafet. Ziyafet vermek veya bir ziyafet çağrılmak. Nafile oruçlar tutuyorsan, pazartesi, perşembe tutuyorsan, bozmak hususuna bir özür sayılabilir. Yani evine gelmiş misafirler. Paldır küldür geldiler. Bunlar bir özür sayılabilir. Nafileydi, sünnetti. Bunun için sonradan kaza edebileceğine güvenen kimse vereceği veya çağ, çağrıldığı bir ziyafetten dolayı nafile olarak tutmuş olduğu orucunu bozabilir. Çünkü orucuna devam ettiği takdirde bir Müslüman kardeşini gücendirmiş olur. Bir görüşe göre nafile oruç ziyafet için zevalden sonra açabilirse de zevalden sonra artık açılamaz. Eğer ona ve eğer ana ve babanın hakları riayetsiz diye gerektiren bir halı olursa o zaman orucu ozabilir. Ziyafet farz ve vacip oruçlar için bir özür değil. Sen Ramazan tutuyorsun veya geçmişte kaza, kalan vacip o, şey kaza orucun var. Veya üç gün vacip orucun var. Vallahi vermeyeceğim. Dedin, verdin. Üç gün nedir o? Senmiş. Vaciptir. Bunu. Tutman lazım. O orucu tutarken ziyafet oldu, bozamazsın. Hangi orucu ziyafetten dolayı açma yetkisi var? O da istenmiyor da. O da anne babanın gücenir diye. Arkadaş için de açılmaz. Açılmamalı. Yani nafile var ya pazartesi, perşembe. Dokuzuncu madde yani oruç tutmamaya mu kılan özürler, talak, boşamaya yemin, nafile veya kaza orucuna başlamış olan bir insan düşün, nafile ve kaza orucuna başlamış bir kimse olan başlamış olan bir kimse orucunu boz, bozması için bir şahıs kendi hanımına boş olmasına yemin etse orucunu bozmasa karısının boş olacağını söylese bu oruçlunun o yemin eden adamı zarardan ve kurtul kurtarması için orucunu açması menduptur. Bazı alimlere göre daha istiva, istiva zamanı olmamış ise bu menduptur, iyidir denilse mendup olmaz. Fakat yemin eden kimse oruçluğunun babası ise mendup olur. Yani bu da çok ilginçtir. Ee, mesela sen bunu yapmasan işte karısına nafi, nafile ve kaza orucu tutuyor. Seni boşarıp yemin etse bu şart bozmazsan o da orucu bozabilir. Nafile ve kaza oruçlar için. Yaş büyüklüğü kendisine şeyhi fani denilen çok yaşlı güçsüz bir kimse de oruç tutmayabilir. Şeyhi fani o ne demek? O ihtiyar kimsedir ki ölünceye kadar vücuduna zafiyet gelir ve tekrar kuvvet bulamadan ölür. Yani hangi yaşta? Yani düzelmez yani. O artık öyle gidiyor hasta. Böyle bir kimse için de için her zaman her her Ramazan günün orucuna karşılık bir fidye vermesi gerekir. Bu fidye Ramazan'ın başında verileceği gibi yani Ramazan'ı tutamayanlar ne zaman verecek? Ramazan'ın başında verileceği verilmesi verilebileceği gibi sonradan sonradan da verilebilir. Birçok fakire verilebileceği gibi bir fakire de verilebilir. Mesela Ramazan fidyesi iyi dolgun vereceksin. Bir fakire de verebilirsin, birkaç fakire de verebilirsin. Bunun için 30 günün fidyesi ibahe, yemek yedirmek suretiyle de ödenebilir. Mesela Nasıl olur? Her günün orucuna bedel fakire sabah akşam doyuracak kadar yemek yedirmesi yeterlidir. Sabah akşam yedireceksin. Bir fakiri sabah akşam doyursan 30 gün fidye vermiş olursun. Veya 60 kişi sırf bir yemek yedirsen 60 tane fakiri çocuğu toplasan. Başka 161. maddeye. Sağlığında üzerine borç kalan fidyeleri ödemeyen kimsenin malı varsa bunların ödenmesini vasiyet etmesi gerekir. Eğer geriye bıraktığı mal fidye borçlarını karşılamayacak derecede ise veya ölü hakkında bağış yapmak isteyenin koyduğu para yetmiyorsa devir yapılır. Buna iskat-ı denir, iskat-ı salat hük hükmüne bakılsın. Başka 162 kendisini şeyhi fani sanıp fidye vermiş olan kimse yani ben daha bu nasıratı tamam ben artık vücudum düştü artık ayağa kalkamam di zannetse sonradan oruç tutmaya güç kazansa daha önce fidyede vermiş olsa fidyenin hükmü kalmaz oruç tutmaması ve geçmiş günleri kaza etmesi gerekir oruç tut, tutması ve geçiş günü kaza etmesi gerekir. Şeye de benziyor bu. Uçaktasınız, ameliyattasınız veya ne bileyim biz ee, namazı öğleni kılamayacaksın. Veya ikindiyi kılamayacaksın. Ee, cem ve tehir var. Diyelim ki uçaktasın, öğleni kılamayacaksın. Gerçi oturarak kılıyor, oluyor. E, ee, kıbleye döneceksin ama. Ee, o zaman ne diyorsun? Ya Rabbi niyet eyledim. Hanbeli mezhebini takliden öğle namazımı ikindi tehir etme. Öyle bir şey oldu ki uçak önce indi. Olmadı. Ha iner inmez hala öğle vakti var. İkindi girmemişse o tehirin hükmü düşer. Hemen kılman gerekiyor. Veya öğleni kıldın şeyde havalimanında ve hasta hastada. İkindi kılamayacağım. Şimdi uçacağım veya ameliyata gireceğim. İkindi cem edebilirsin. Ya Rabbi Hanbeli mezhebini takliden öğle namaz şey ikindi namazının farzını kılmaya. Kaza değil bak, kaza etmiyorsun. Öğle namazından sonra öğleni kıldın, öğlen vakti e, ikindi kılamayacaksın. Uçuyorsun veya ameliyata gidiyorsun, ne bileyim bir şeye gidiyorsun. O zaman cem ediyorsun. Cem ne oluyor? Ya Rabbi niyet el. Öleniz sünneti kıldın, farzı kıldın, son sünneti kıldın. Yani öğle namazındasın. İkindiyi kılamayacaksan Ya Rabbi niyet eyledim. Hanbeli mezhebini takliden ikindi namazını, farzını kılmaya diye sıf böyle farzını kılıyorsun. Öğleni ikindiye tehir edebiliyorsun. İkindiyi kılabiliyorsun. Akşamı yatsıya yatsıya akşama yapabiliyorsun. Eee İmsak vaktinden sonra mesela kadın özüllüydu, ee, öğleyin adeti bitti, yıkandı ee, veya çocuk lohusalığı bitti, akşama kadar e, yememesi lazım. Başka bir madde okuyorum. 165. madde. 165. madde. Bir yolcu için güçlük yoksa, Ramazan orucunu tut tutması tutması daha faziletlidir tutması. Fakat güçlük güçlük çekilecekse veya arkadaşları oruçsuz olup yiyecekler yiyecekler arasında müşterek ise iftar etmesi daha faziletlidir. Yani gidiyorsun mesela uzun yola Rusya'ya gidiyorsunuz üç kişi bir de sen 4. E, erzak bitiyor. Onlar öyle yok ya bu cubur sana bir şey kalmayacak. Yani açabilirsin. Ama gücün yetiyorsa e, bozma. 166. madde. Nafakasını, geçimini kazanamayan muhtaç olan bir işçi veya sanatkar bu işte uğraştığı takdirde orucunu bozmasını bu kılacak bir hastalığa uğrayacağını bilecek olsa daha hasta olmadan iftar etmesi helal daha hasta olmadan iftar etmesi helal olmaz. Mesela iş yerinde çalışıyor, taş ocağında çalışıyor. Biliyor ki oruçlu ve susuz olunca hasta olacağım. İnşallah olmazsın. Daha hasta olmadan açma. Hastalığa başladı mı açarsın.